Tarihine kadar Herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel 15 adet soruyla karşınızdayım. Sonra geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O hal hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Solun önce kendiniz çözün. Daha sonra benim çözümümü izleyin. Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdan hangisi getirilirse doğru olur diyor arkadaşlar. Bakalım. İslamiyet'ten önce Hakan, Yabgu ve Kurultay gibi kavramları vermiş. İslamiyet'ten sonra bunlar nasıl değiştiriyor? Bakın Hakan İslamiyet'ten sonra nere almıştır ona bakalım. Kaan İslamiyet'ten önce vardı. İlteriş İslamiyet'ten önce vardı. Yabgu İslamet önce vardı. Arkadaşlar Sultan ünvanı almıştır. Burası Sultan olacak. Yabgu ise İslamiyetten sonra arkadaşlarım Melik ünvanı alacak. Tigin İslamiyetten önceki hükümdarın erkek çocuğuna verilen isimdi. O yüzden değerli arkadaşlarım Melik olacak. 3 Kurultay. Kurultay meclis demek. Bu arada Yabgu Hükümdarın erkek kardeşidir. Devletin batı kanadını yönetir. Kurultay ise değerli arkadaşlarım meclistir. E o zaman baktığımız zaman arkadaşlar meclis olarak geçer. Toy İslamiyet'ten önce. Kengeş, divan İslamiyet'ten sonra gelen bir meclistir arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı ne olacaktı? Ceyhan. İkinci soruyla devam ediyoruz. Malazgirt Savaşı'nın yukarıdaki sonuçlarının hangileri? bu savaşın dünya tarihine kalıcı etkiler bıraktığını gösterir diyor. Arkadaşlar bakalım Bizans'ta hanedan değişikliğin yaşanması. Ya hanedan değişikliğin yaşanması dünyada niye kalıcı etki yaratsın? Öyle değil mi? O yüzden bu sadece Bizans'ı ilgilendir. Dünyayı ilgilendirmez bir kesinlikle gitti. 2. Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinin başlaması. Bakın Anadolu'nun Türkleşmesi süreci özellikle 1071 Malazgirt Savaşı ile başlayacak. Öyle değil mi? ve tüm dünyayı etkileyecek. Hatta Türkler akın akın Anadolu'ya yerleşince Bizans Avrupa'dan yardım istiyor. Haçlı seferler yaşanacak. E Haç seferleri bize karşı gelince bizim elimizden kağıt, barut, pusula, matbaayı öğrenecekler. E, bu da Avrupa'da kalıcı bir etkidir. Haçlı seferlerinin başlaması. E daha aynı söylemiştik arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacaktı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Alparslan Anadolu'da fethedilen yerleri fetheden komutana ikta olarak verme politikasıyla aşağıdan hangisini amaçlamıştır? Sultan Alparslan diyor ki komutanlarına fethettiğiniz yerler sizin ananızın ak sütü gibi helaldir. Diyerek ne yapıyor arkadaşlar? Kılıç hakkı diyoruz biz buna. Kılıç hakkı. Evet. Kılıç hakkını veriyor. Yani fethettiğiniz yerler sizindir. Diyerek Anadolu'nun daha hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağlayacak. Bakalım Anadolu şehirlerin yağmalanmasını önlemeyi alakası yok. Bizans ordusunu yıpratarak meydan savaşına zorlamayı alakası yok. Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırmayı kesinlikle arkadaşlar doğru. Sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Gazeli Mahmut ele geçirdiği İslam topraklarında kendi adına hutbe okutup Sikke bastırmıştır. Gazi Ali Mahmut'un bu yolla aşağıdan hangisini amaçladığı savunulabilir. Bakın hükümdarını ilan etmek için ne yapmış arkadaşlar? Hem hutbe okutmuş hem de sikke bastırmış. Öyle değil mi? Bu yolla hangisini amaçlamıştır diyor. Türkçenin kullanımını yaygınlaştırmayı. Ne alakası var Türkçe ile? Egemenliğini meşrulaştırmayı. Egemenliğini ispatlıyor arkadaşlar. Kanıtlıyor. O yüzden sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. 6. soruyla devam ediyoruz. Büyük Selçuklar döneminde durumların hangilerinin Selçukların İslamiyet'e ve halifeye önem verip katkıda bulunduklarının göstergesidir. Bakın halifeye ve İslamiyet'e önem verip katkıda bulunduklarının diyor. Bakalım Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi'nde Şii Büveyhoğulları'nın yenmesi. Arkadaşlar Tuğrul Bey neden Bağdat Seferi'ne çıkıyor? Çünkü Abbas halifesini Şii Büveyhoğulları'nın baskısından korumak için. E burada ne var? İslamiyet'e ve halifeye katkı sağlıyoruz. Özellikle halifeyi baskıdan kurtarıyoruz. Bir kesinlikle doğru. 2. Malazgirt ve Pasinler Savaşı'nda Bizans'ı mağlup etmeleri. Arkadaşlar biz Malazgirt Savaşı'nı ve Pasinler Savaşı'nı kimin yaptık? Bizans'la. Değil mi? Kefereyle yaptık. Gayrimüslim yaptık. E kardeşim biz oraya İslam sancağını götürmek istiyoruz. Bu da bir katkıdır. Abbasiler'in başkenti Bağdat'ta Nizamiye adıyla ilk Türk İslam medresesini kurmuşlar. Türk İslam Medresesi'nde hem pozitif bilimler hem de İslami ilimler okutulacak. Bu da İslamiyet'in katkıdır. Sorumuzun cevabı ne olacaktı? Edirne. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Türk İslam tarihi hakkında bilgilerin hangileri doğrudur diyor değerli arkadaşlarım. Türkler 8. yüzyıl ortalarından itibaren toplu olarak İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Değerli arkadaşlarım bakın Roma rakamlarını bilmeyen varsa bu soruyu yapamaz. Yani şimdi bu cümle bizim için doğru mu yanlış mı? Adam buraya sana şöyle diyebilirdi, şöyle diyebilirdi. Ne yapacaktık? Nasıl doğru olmadığını bilecektik. O yüzden Roma rakamlarını mutlaka öğreneceksiniz. 8. yüzyıl yani hocam 751 Talas Savaşı ile İslamiyet'i benimsemeye başladı Türkler. 751 dediğimiz 8. yüzyıla tekabül eder. Bir kesinlikle doğru. 2. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır kesinlikle. Hatta hatırlarsanız 751 Talas Savaşı'nda Karluklar Abbasilere destek veriyor. Talas Savaşı'ndayken Abbasilere destek veriyor ve İslamiyet'i kabul ediyorlar. İki kesinlikle doğru. Üç, Doğu Avrupa'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarlar olmuştur. Kesinlikle. Özellikle arkadaşlar Almış Han zamanında İslamiyet'i benimsiyorlar. Sorumuzun cevabı Edirne olacaktı. 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdan hangisi Büyük Selçukluların yıkılmasının iç nedenlerinden biri değildir diyor. İç nedenler. Hanedan üyeleri arasında taht mücadeleleri yaşanması. E, hanedan üyeleri dediği için bu bir iç mesele arkadaşlar. Batillerin yıkıcı faaliyetleri. Arkadaşlar özellikle sapık herif Hasan Sabbah biliyorsunuz Bağdatlılık Tarikatının lideriydi. Bu adamın yapmış olduğu çalışmalar Büyük Selçuklu'yu ne yapacak yıpratıp yıkıma götürecek. Bu da etkili. Türkmenlerin devlete küstürülmesi, özellikle arkadaşlar Oğuzların devlete küsmesi Büyük Selçuklu'yu yıkıma götürecek. Abbas halifelerinin siyasi güçlerini kazanmak için sultanlar ile mücadelesi. Arkadaşlar Abbasilerle Büyük Selçukların mücadelesi bir iç neden değil dış nedendir. Unutmayın. Atabeylerin merkezden bağımsız hareket etmeleri bu da iç nedendir. Sorumuzun cevabı deniz olacaktı. Unutmayın Abbasilerle mücadele dış nedene girer. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Türklerin bir kısmı köktürk derece zamanında Budizm'e, Uygurlar döneminde Maniheizm'e inanmıştır. Hazarlar Musevilik kabul ederken Peçenekler, Kumanlar ve Bulgarlar gibi Türk toplulukları da Hristiyanlığı tercih etmişlerdir. Türklerin birçok farklı dinleri benimsemelerine bakarak aşağıdaki yargılardan hangisi savunulabilir? İnançlar konusunda tutucu davranmadıkları kesinlikle. Arkadaşlar bakın bunların en eski tür e, inancı nedir? Özellikle Göktürkler, Asya, Hun, Avrupa zamanlarından itibaren gök tanrı inanıyorlardı. Daha sonra bu Türkler farklı coğrafyalara göç ederek asimile oldular. Farklı dinleri benimsediler. Böylece inançları konusunda tutucu davranmamışlardır. İstiklarlı olmamışlardır. Sorumuzun cevabı atan olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. Türk İslam Devletleri askeri teşkilatlarına büyük oranda İslam öncesi Türklerin sistemlerini uygula uygulasalar da bu alanlarda bazı değişiklikler de yapmışlardır. Aşağıdaki hangisi bu değişiklerden biridir diyor. Evet değerli arkadaşlarım. İslam öncesi sistemleri uygulasak da bazı alanlarda değişikliklere gitmişiz İslamiyet'le birlikte. Nedir bu değişiklikler? Olma sistemde değişikliğe gitmedik arkadaşlar. Ordu ve zaten var bizde. Ok ve yay kullanmak zaten var. Süvari, atlas, karanekti bunlar var. Ama gulam sisteminde gulam sistemi İslamiyet'ten önce yoktu. İslamiyet'ten sonra İslamiyet'ten sonra gelmiştir. Arkadaşlar gulam sistemi devşirme askerlerden oluşur. Osmanlı'daki Kapıkulu Ocağı gibi düşünün. Yeniçeri Ocağı gibi düşünün. Bu yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktı. 11. soruyla devam ediyoruz. Türkler 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslamiyet'i toplu olarak kabul etmeye başlamışlardır. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde aşağıdan hangisinin etkili olduğu savunulamaz diyor. İslam diniyle gök tanrı inancı arasındaki birçok benzerliğin olması doğru arkadaşlar gök tanrı inancında Tanrı'nın şekli şemali yoktur. E, İslam inancında da öyle aynı özellik var. Gök Tanrı'da Tanrı'ya kurban kesmek var. İslam inancında da var. Doğru yanlış var Gök Tanrı'da. İslam inancında ise sevap günah var. E o zaman özellikleri aynı olduğu için Türkler İslamiyet'e geçiş yapmışlardır. Abbasilerin ümmetçi bir politika izleyerek Türklere idari ve askeri kadrolarda yer vermesi kesinlikle. Türkler daha hızlı bir şekilde ne yapacak? İslamiyet'e geçiş yapacaklar Abbasiler zamanında. C. Müslüman Arapların Türkistan'da tekkeler ve medreseler açarak İslam dinini tanıtması. Arkadaşlar Araplar nerede açıyormuş? Türkistan'da medrese açıyorlar. Ve burada İslamiyet'i anlatıyorlar. İslamiyet'in hoşgörülü bir din olduğunu gören Türkler İslamiyet'e ne yapacak? Geçiş yapacaklar. İslam devletlerindeki yönetim anlayışının Türk devlet, Türk devlet geleneğine uygun olması e, benzer özellikler olduğu için ne yapacak arkadaşlar? Türkler rahat bir şekilde geçiş yapacaklar. İslam devletlerinde ekonominin tarıma dayalı olması ne alakası var? Yani İslam devletlerinde ekonomi tarım olduğu için Türkler aa bunlara tarım var hadi bize İslamiyet'e geç yapalım. Bunu diyorlar. Nasla bu yüzden sorumuzun cevabı eğitim olacaktı. 12'nin soruyla devam ediyoruz. Büyük Selçuklar'da fedelen yerler fethedenin malıdır anlayışının uygulanması aşağıdan hangisine ortam hazırlamıştır diyor. Arkadaşlar biz bu olaya ne diyoruz? Kılıç hakkı öyle değil mi? Kılıç hakkı. Önceki videolarımızda da söylemiştik. Bu uygulama hangisine ortam hazırlamıştır? Anadolu'daki imar faaliyetlerinin durmasına alakası yok. Hanedan üyelerine yönetimde görev verilmesine alakası yok. Fetih hareketlerinin hızlanmasına. Eğer sen bir adama fethettiğin topraklar selindir kardeş dersen adam Erzurum'dan bir girer İzmir'den çıkar. Ki olmuş da zaten. Olmuş hocam. Olmuş. E o yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktı. 13'ünü söyle devam ediyoruz. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Bizans İmparatorluğu'nun Pasinler Savaşı sonucunda belirlenen yıllık vergiyi ödememesi üzerine Yakuti komutasındaki bir Selçuklu ordusunu Anadolu üzerine göndermiştir. Bak 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 biz pa Pasinler Savaşı'nı kazanmışız ve bize Bizans yıllık vergi, vergi vermesi gerekiyor. Fakat vermemiş arkadaşlar bunun üzerine Selçuklu ordusunu ne yapmış arkadaşlar Anadolu üzerine ordu göndermiş. Bu bilgiler aşağı yukarı hangisinin göstergesi olamaz. Büyük Selçukların güçlü bir devlet olduğunun kesinlikle doğru. Pasinler Savaşı'nın Selçuklar tarafından kazanıldığını doğru. Bizans'ın yapılan anlaşmaya uymadığının doğru. Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyetinin sona erdiğini asla öyle bir şey söz konusu değil. Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyeti sona ermemiştir. Öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Büyük Selçukların Anadolu'da fetih hareketlerinde bulunduğunu e, kesinlikle bakın ordu gönderdik diyor. O yüzden sorumuzun cevabı deniz olacaktı. 14. söyle devam ediyoruz. Karanlarda ülkenin iki büyük idari bölgeye ayrılarak yönetilmesi, Büyük Selçuklarda ülkenin hanedan mensuplar arasında paylaştırılması, Türk İslam Devletleri'ne görülen yukarıdaki uygulamaların ortak sonucu olarak aşağıdan hangisi Gösterilebilir. Çok ulus toplum yapısının oluşması. Alakası yok. Merkezi otoritenin zayıflaması. Kesinlikle doğru. Arkadaşlar Karahanlılar'da ülkeyi ne yapmışlar? İkiye bölmüşler. Bir tarafta hükümdarın biri diğer tarafta biri oturuyor. E ne olacak? Fikir ayrılığı yaşanacak ve ülkenin ee, yıkılması merkezi otoritenin bozulması yakın olacak. Öyle değil mi? Yine Büyük Selçuklar'da hanedan mensupları yani aileden Tüm merkez ne yapabilir? Tahta söz hakkına sahiptir. E Bu hanedan mensupları arasında paylaştırıldıysa taht kavgası yaşanır. Merkezi otorite zayıflar. O yüzden sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. Ve son 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 sorumuza. Yıldızlı bir soru. Bakalım kim nerede cevap verecek? Mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Başak'ın hangisi? Nizami medreselerinin kuruluş amaçları arasında yoktur diyorlar arkadaşlarım. Selçuklu topraklarında yıkıcı ve bölücü faaliyetleri ilmi mücadele ile önlemek. Bu nedir hocam? Batınlık tarikatı. Öyle değil mi? Batınlık tarikatını ortadan kaldırmak için Nizami medreseleri açılmıştır. Bu doğru. Var. Eski Türk inanç sisteminin araştırılması ne alakası var? Dursun. Genişleyen devletin yönetim kademeleri için memur iştirmek. Doğru. Hem memur istirmek var hem de arkadaşlar batıl iktidarikatını ortadan kaldırmak var. Din adamı ihtiyacını karşılamak ve Oğuzların İslam inançlarını pekiştirmek. Yine doğru arkadaşlar. Nizam Medresesi'nde din adamı yetiştiriliyor. Bilimsel araştırmaların geliştirilmesine olanak sağlamak. Kim Nizam Medreseleri dünyadaki ilk üniversitelerden birisi olarak kabul edilir. Bu da doğru arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı ne olacaktı? Bursa. Çünkü eski Türk inanç sisteminin araştırılmasıyla alakalı herhangi bir eylemde bulunulmamıştır. Bu yüzden sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. Değerli arkadaşlarım emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki soru çözümüne görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.